Herkese merhabalar. Örgü Perisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında kırmızı yazılı abone ol butonuna tıklayın. Yanındaki zil bildirimi de tümü şeklinde yaparsanız paylaşmış olduğum patiklerden ilk sizin haberiniz olmuş olur. Bu şekilde. Çok güzel bir patik hazırladım sizlere gerçekten. Şöyle göstereyim. Damalı patik modeli. Harika bir duruşu var. Ayakta da gördüğünüz gibi. Gerçekten de çok güzel oldu. Ben aşırı derecede beğendim. Bu çiçeğin yapımı da oynatma listesinde patik çiçekleri de girdiğiniz zaman hemen orada videosunu göreceksiniz. Açıklamalar kısmında bırakacağım. Yoruma da ekleyebilirim isterseniz. Bu patik süsünün nasıl yapıldığını. Ben bunu 37-38 ayak numarası için ördüm. 3 numara tunus şişi kullanacağım bunun için. Şu şekilde bir 3 numara tunus şişim var. Şu şekilde beyaz ve siyah patiklik iplerim var. Çiçeğimizi dikmek için şöyle şu şekilde bir iğneye ihtiyacımız var. Kenar süslemesini yapmak için de ben 0 numara 2,1 mil bir tığ kullandım. Patiğimizi bu şekilde bu damalı olan yan kısımlardan arttırmasını yaptıracağız. Ayak numarasına göre videoda bu aşamaya geldiğimiz zaman anlatacağım videoda ayak numarasına göre nasıl büyütmeniz gerektiğini. Şimdi dilerseniz 37-38 ayak numarası için patiğimizin yapımına geçelim. Bu arada burası da bilek kısmında üçgen bir şekilde keseceğiz. Gördüğünüz gibi daha muntazam bir duruşu var. Evet, ben hazırladım. 23 zincir çektim. 2 sıra siyah ipimle bu şekilde ördüm, bakın iki sıra. Şimdi artık modelimizi koymaya geçeceğiz. Kenar ilmeğimizi saymıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane siyah örüyoruz. Hemen ikincisinden ilmeklerimi alıyorum. 1 2 3 3 ilmeğimi siyahla ördüm. Kenar ilmeğimi saymıyorum. Daha sonra beyaz ipimi önceden bağlamıştım. Beyaz ipimi getirdim. 3 tane de beyaz ipimle örüyorum. 1 2 3 Tekrar siyah ipimizi alıyoruz. Şimdi 3 siyah, 3 beyaz şeklinde sıra sonuna kadar gideceğiz ama en sondaki ilmeğimizi her zaman siyah yapacağız. Giriş ve örgümüzün giriş ve çıkışları her zaman siyah renkli olacak. Tabanınızı hangi renkle öreceksiniz? İlk birinci ilmeğiniz ve en son ilmeğinizi o şekilde yapabilirsiniz. Evet, en sondaki 3 tane siyahımı örüyorum. Daha sonra kenar ilmeğim var. Bir tane de orayı örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. En sona bir zincir çekiyorum. 2-2 siyah ipimi siyahla beyaz ipimi geçişte bir siyah bir beyaz olunca ikisini beraber geçiyoruz. Tunus işi bilenler çok rahatlıkla yapılacaktır. Bilmeyenler için bu şekilde gösteriyorum. Bakın bir siyah bir beyaz oldu mu geçişimizi yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 Şimdi beyaz ipimizi aldık. 3 tane de beyazı ördük. Daha sonra siyah ipimizi. Modelimizi bu şekilde koymuş olduk. Bu şekilde oluşturduktan sonra bir sıra daha siyahları siyahla. Bakın 3 tane kenar ilmeğini saymıyorum. 3 tane siyah ördüm. Şimdi 3 tane beyaz örüyorum. 1 2 3 Şimdi tekrar siyah ipimi alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Daha sonra 2 2 bir öncekideki sıra gibi gelelim. Evet, başa kadar geldim. Gördüğünüz gibi kutucuklarımız oluştu. 2 sıra ördükten sonra artık zıt rengine geçeceğiz. Birinci ilmeğimiz yine siyah. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. 3 tane beyaz öreceğim. 1
2, 3. Siyahların üstüne beyaz, beyazların üstüne siyah yapacağız. Bu sırada 1, 2, 3. Bakın bu şekilde. Şimdi siyahın üzerine beyazları yapıyoruz. Şimdi en sona geldik. Buraya dikkat edin. Beyaz rengimi alıyorum. 1, 2, 3. 3 tane beyaz yapıyorum. En sondakini siyah yapacağız. Bu şekilde siyah oldu. Bakın gördüğünüz gibi. En sondakine bir zincir. 2, 2 geliyoruz. Şimdi bunu neden yapıyorum? Ben bu patiği ikinci kez örüyorum. Hoşuma gitmedi çünkü taban kısmında normalde köşelere koymamıştım ilmekleri. Geçişleri de alırken tabanda çok kötü bir görünüme oldu. O yüzden bu şekilde tekrar söktüm ve tekrar yapmaya karar verdim. Bu şekilde çok güzel daha durdu. O yüzden de o kenarlara ilmeklerimizi koyduk, siyah ilmekleri. Siz hangi renkli öreceksiniz, koyu renginizde kenarları yine o şekilde yapın. Yoksa kötü bir görünüm oluyor. Evet. Şimdi buraya yine beyazları beyaz, siyahları siyah bir sıra daha örüp gelelim. Evet, beyazları da ördüm en son. Bu şekilde burayı da ördüm. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi iki kutucuk ördük. Şimdi artık siyah rengimize geçiyoruz. Beyazın üstüne siyah yapacağız. Bu şekilde şimdi ne kadar öreceğimi söyleyeceğim. 15 kutucuk olana kadar bu şekilde bir siyah bir beyaz şeklinde 15 sıra. Bakın şuradan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra olana kadar öreceğiz. Sıra olarak da 30 sıra olmuş oluyor. Bu ayak numarası 37-38 için. Eğer ki siz 36 örmek istiyorsanız 14 sıra örün. Eğer ki ayağınız 39-40 numaraysa bir tane daha fazla yaparak 16 sıra, yani toplamda 32 sıra oluyor sizin de. 16 böyle kutucuk olana kadar siyah beyaz şeklinde siz de o şekilde örüyün. Burun kısmını her şeyi aynı olacak. Sadece bu yan kısmı ayak numarasına göre arttırıp eksiltme yapabilirsiniz. Şimdi benimle 37-38 ayak numarası için 15 sıra olana kadar siyah bir beyaz, bir siyah, bir beyaz şeklinde örüp gelelim. Evet, bu şekilde 15 tane kutucuk olana kadar 30 sıra ördüm. Şöyle de beyazdan sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. kutucuğumda beyaz oldu. Şimdi artık burun kısmını yapmaya geçiyoruz. İlk önce burun kısmımızda gördüğünüz gibi bu 7 sıra sürekli aynı şekilde ilerleyecek. Burun kısmının bağımsız bir şekilde burası sürekli ilerleyecek. Şimdi orayı sizlere göstereceğim. Şimdi ilk ilmeğimiz yine siyahtı. Şimdi beyaza geçiyoruz. 3 tane beyaz örüyoruz. 3 tane siyah öreceğiz. İlk 7 sıramızı ördük. 7 ilmeğimizi daha doğrusu, pardon. Şimdi diğer ilmeklerimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 tane siyahımı ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir geçiş sırası öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar geliyoruz. 2, 2. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi 3 tane beyaz örüyoruz. 1, 2,
3, ilk ilmeğimiz siyah. Daha sonra siyah ipimizi alıyoruz tekrar. 3 siyah da normal kutucuğumuzu ördük. Şimdi burun kısmına kadar örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane siyahımı ördüm. Uçta 2 tane siyah bıraktım. Şimdi bir zincir çektim en sondakine. 2 2 sıra sona kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En sondaki rengim siyah yine. Şimdi beyazlara siyah yapıyorum. 3 tane. Daha sonra siyahları da beyaz yapıyorum 3 tane. 1 2 3. Şimdi burun kısmını yapıyoruz. Yine uçta 2 tane ilmek kalıncaya kadar örüyoruz. 12 tane siyah ördüm. Uçta yine 2 ilmek bıraktım. Şimdi en sondaki bir zincir çekiyorum. 2 2 sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Yine kutucuklarımı yapıyorum. 3 tane siyah ördüm. Kenar ilmekten sonra 3 beyaz örüyorum. 14 ilmek siyah örmüştük bir önceki sırada. Şimdi 12. Buradan hep 2 2 eksilterek 7 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde öreceğiz. Evet, 12 ilmek ördüm. Uçta yine 2 tane ilmek bıraktım. En sondakine bir zincir. 2 2 sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, şimdi ilk ilmeğim siyah, daha sonra 3 beyaz, 3 siyah yapacağız bu sefer. Burası hep standart ilerleyecek. Şimdi 2 4 6 8 10 tane örmüştük. Bu sırada 8 olacak siyahımız. Sonra 6 siyah olacak. Sonra 4 siyah olacak. Sonra 2 siyah olacak. Oradan devam edeceğiz. Burada hiç siyah kalmayana kadar, yani toplamda 7 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde 2 2 azaltarak örelim. Oradan devam edelim. Evet, kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 siyah, 3 beyaz ördüm. Bakın 2 tane siyah ördüm. Uçta 2 tane siyah bıraktım. En sondakine bir zincir. 2 2 sıra sonuna kadar geliyorum şimdi. Şimdi siyah aldım. Şimdi burada beyaza geçiyorum. 1 2 3. Şimdi 3 tane siyah yapıyorum. Artık uçtan almıyorum. Uçta 2 tane siyah bırakmış oldum burada da. Bakın uçta 2 tane siyah bıraktım. Toplamda 7 ilmeğim var. En sondakine bir zincir. 2 2 geliyorum. Yine en sondaki ilmeğim her zaman siyah. Şimdi artık ilmeklerimizi toplayacağız. 3 tane beyaz örüyoruz. Şimdi 3 tane siyahımızı örüyoruz. Şimdi bütün ilmekleri topluyoruz. Toplamda yine ilmek sayımız 23 olacak. Bakın 4 8 11 oldu, 12 13 14 15. İlmeklerinizi toplarken biraz sıkı toplayın. 16 17, arasında boşluk olmasın. 18 19 20 21 22 ve 23.
Şimdi en sondakine bir zincir. Daha sonra 2 2 sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yine gelirken de 2 2 sıkı gelin. Aralarda boşluk olmasın. Şimdi siyah beyazın üstüne siyah yapacağım. 3 tane siyah yaptım kenar ilmeğimden hariç. Şimdi 3 tane de beyaz yapıyorum. Diğer yarısına başlıyoruz artık dilimimizin. Bu şekilde 7 ilmeğimiz var. En sondakine bir zincir, 2 2 geliyoruz. Yine 3 tane siyahımı örüyorum. 3 tane beyaz ilmeğimi örüyorum. Şimdi artık 2 2 arttırarak başa kadar geleceğim. 7 ilmeğim vardı. 2 ilmek alıyorum. 8 9 2 ilmek siyah aldım. Buraları kısa tutuyorum. Sıkı bir şekilde örüyorum. Şimdi beyaz ilmeğimi aldım. Uç kısmında örneğin modelim devam ediyormuş gibi devam ediyorum gördüğünüz gibi. Şimdi artık beyaza geçiyorum. 3 beyaz örüyorum. Şimdi siyah örüyorum. 3 tane siyah beyazın üstüne. 2 ilmeğim vardı. Onları örüyorum. 1 2 Bir de buradan 2 ilmek alıyorum. 4 oldu bakın. Bu sırada 4 oldu. Diğer sırada 6 olacak. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 diye ilerleyeceğiz. En sondakine bir zincir çekiyorum. 2, 2 geliyorum. Tunus işi bilenler çok rahatlıkla burayı öreceklerdir. Bilmeyenler için ben yine bir sıra daha göstereceğim. Şimdi yine 3 beyazımızı örüyoruz. Şimdi 3 siyahımızı örüyoruz. Daha sonrasında 4 siyahımız vardı burada. 1 2 3 4 Şimdi 2 ilmek daha arttırıyorum. 5 6 En sondakine bir zincir 2 2 geliyoruz. 4 siyah ördüm, 3 beyaz ördüm. 2 4 6 tane siyah ördüm. 2 tane siyah arttırıyorum. 7 8 oldu. Şimdi en sondakine bir zincir 2 2 yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, 4 tane siyahımı ördüm girişte. Sonra 3 beyaz ördüm. Daha sonrasında 8 tane siyah ördüm. 2 4 6 8 2 tane daha örüyorum. 9 10 Bu şekilde geri gelelim. Daha sonrasında 10'du. Bir sonraki sırada 12 olacak. Bir sonraki sırada 14. Oradan devam edeceğiz. Evet, 4 siyahımı 3 beyazımı ördüm. Daha sonrasında 2 4 6 8 10 12 14 ilmeğimi örmüştüm bir önceki sırada. Şimdi artık hepsini örüyorum. 15 ve 16. Şimdi en sondakine bir zincir çekip 2 2 sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde birinci dilimimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi 2 tane dilim daha örerek toplam 3 dilim örelim. Videoyu geri yaparak da sıralamayı takip edebilirsiniz. Bu şekilde 3 dilimi bitirelim. En son bitiş yerini göstereceğim. Yine başlıyoruz. Uçta 2 tane bırakarak o şekilde örüyoruz. Tekrar sıralama aynı şekilde devam ediyor. Evet, bu şekilde burun kısmımızı bitirdik. Bitirdiğimizde burun kısmımızı burada birinci ilmeğimiz siyah, yine 3 siyah 3 beyaz kaldı. Şimdi hemen modeli kurmaya başlamıyoruz. Burasının bitmesi için bir sıra daha 3 tane siyah baştaki ilmeğimden hariç
3 tane beyaz. Şimdi geriye kalan tüm ilmekleri siyah yapıyoruz. Başa kadar ilmeklerimi bu şekilde topladım. En sondakine bir zincir, bir tanesine, daha sonra yine 2-2 başa kadar gelelim. Şimdi artık modeli kurmamıza başlayabiliriz. Çünkü eşitlendi. Beyazımızı alıyoruz. 3 beyaz, 3 siyah, 3 beyaz yine, 3 beyaz, 3 siyah şeklinde modelimizi kuruyoruz. Artık buradan sonrasını bildiğiniz için burayı anlatmıyorum. Şimdi burayı da yine burası gibi örelim. En son ördükten sonra 2 sıra siyah örüyoruz. Daha sonra bir zincir kesip patiğin uç kısmında kesim yapacağız. Şuradan göstereyim, bakın. 2 sıra siyah ördüm. Daha sonrasında bu şekilde, bakın, yine tunusumla kestim. Burayı da bu şekilde kesmemin sebebi, ilmekleri toplarken buradan bir sıra yemiş gibi oluyor bu taraftan. O yüzden 2 sıra siyah ördükten sonra burayı da keselim. Daha sonra patiğimizin taban kısmına. Evet, şimdi burun kısmından başlıyoruz. Beyaz kutucuktan itibaren bu şekilde bir siyah bir beyaz şeklinde saydığımız zaman toplam en son siyahta bitiyor. 56 ilmeğimiz oluyor. 23 ilmek sağda, 23 ilmek solda bırakıyoruz. Arada 10 ilmek başlıyor. 10 ilmeğimizle tabanımızı kuracağız. Şimdi siyah birincisi değil, ikincisinden. Bakın şöyle göstereyim. Siyah birincisi değil, ikincisinden ilmeğimizi alıyoruz. Ve sabitledik. Bu bizim birinci ilmeğimiz. Şimdi beyazdan alıyorum. İpimi de bu şekilde yürütüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın beyazın da ikincisini aldım. En sona bir zincir, 2-2 geliyoruz. Bir daha yapacağım şurayı. En sona bir zincir. Evet, daha sonra ikinci siyahtan hemen patiğimizin ters tarafından bu şekilde tığımı geçirdim. Hemen ilk ilmeğimi bu şekilde aldım. Bakın hemen şurada potluk oldu. Birinci ilmeğim bu. İlmeğimi aldım. İkisini beraber geçirdim. Daha sonra hemen ikinci ilmekten ilmeğimi aldım. 3 4 5 6 7 8 9 10. Patiğimizi 10 ilmek üzerine kuruyoruz. Şimdi ikinci beyazdan alıyorum başından. 11. ilmeğimi 10. ilmeğimin içinden geçiyorum. 2-2 geliyorum. Şimdi beyazdan ilmeğimi aldım. 1. ilmeğimin içinden geçirdim tunusumu. İlmeğimi alıp ikisini beraber aldım. 2. ilmeğimden şimdi geçiriyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi siyahtan alıyorum. 11. ilmeğimi 10. ilmeğin içinden geçiriyorum. 2-2 bu şekilde ilerliyoruz. Bakın burnumuz oluşmaya başladı. Bu mantıkla
Öleceğiz her defasında. Bakın hemen birinci ilmeğin içinden geçirdim ikisine. Şimdi ikinci ilmekten alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeği biraz alırken çok sıkmayın. Yoksa ilmeğiniz zor çıkar. Hemen siyahın ikincisinden alıyorum. Bakın 11. ilmeği 10. ilmeğinden içinden geçirdim. 2 2 ilerliyorum. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buraya kadar ördükten sonra, bakın şuraya ördükten sonra bu şekilde ilk sıralarınızı kontrol edin. Bunun beyazdan oluyor ilk sırası, bunun siyahtan oluyor. Bu şekilde karşılıklı gelen ilmekleri alın, karıştırmayın ki sonuna kadar geldiğiniz zaman birbiri eşitlensin. Şimdi hep beraber örelim. Ondan sonra topuk kısmında görüşelim. Evet, patiğimizin bu şekilde taban kısmını bitirdik gördüğünüz gibi. En son buradaki ilmeğimi aldım. Buraya kadar geldim. Buradan da bakın en sondakini aldım. En alttakini. Daha sonrası örerek geldim. Şimdi topuk kısmında tığımı 2 numara ya 2.0 kullanacağım. Evet, bu şekilde 0 numara 2.1 mil. Şimdi hemen başlayalım. Bakın görüyorsunuz 3 tane beyazımız var burada. Hemen en alttaki beyazımın sırasını takip ediyorum. Hemen şu şekilde yandan birinci ilmeğimi alıyorum bu şekilde. Hemen birinci ilmeğimin içinden ilmeğimi alıp ikisini beraber aldım. İkinci ilmekten şimdi alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine buradan da beyazı takip ediyorum. Yine beyazın ilk ilmeğinden şu şekilde yandan bakın takip ettim, aldım. Yine bu ilmeğimi 11. ilmeğimi 10. ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi 2 2 ilerliyoruz. Şimdi burada ikinci beyazımı takip ediyorum. İkinci beyazımdan bu şekilde yandan alıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Hemen birinci ilmeğimi şu şekilde ikisini beraber geçirdim. Şimdi ikinci ilmeğimi alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buradan da yine ikinci beyazımı takip ederek ikinci beyazımın kenarından ilmeğimi aldım. Yine 11. ilmeğimi 10. ilmeğin içinden geçirdim. 2 2 yine başa kadar geliyorum. Şimdi bu mantıkla ne kadar öreceğimizi sizlere söyleyeceğim. Evet, şurası bir daha yaptım. Şimdi buradan da 3. beyazı takip ediyorum. Yine 3. sırasından alıyorum. Bir sıra daha göstereyim. Hemen 1. ilmeğimin geçirdim tığımı, ikisini beraber. Şimdi ikinciden aldım ilmeklerimi yine. Bu da 10. ilmeğim. Burada da yine 3. beyazımı takip ederek kenardan alıyorum. Ve 11. ilmeğimi 10. ilmeğin içinden geçiriyorum. 2 2 yine geliyorum. İkisi beraber eşit bir şekilde gidiyor. Bakın şu şekilde topuk kısmımız oluştu. Şimdi burada şu şekilde bakın kenardaki ilmeği de sayıyoruz. 1 2 3 4
5, 6. 6 ilmek burada kalacak. 6 ilmek de burada kalacak şekilde örelim. Bilek kısmını hep beraber yapacağız. Evet, bu şekilde topuğu ördüm. İki tarafta da 4 siyah, 2 beyaz hizasında kaldı. Burada da yine aynı şekilde 4 siyah, 2 beyaz hizasında kaldı. Beyazların birinci sırasını iki taraftan da aldım. Şimdi artık topuk kısmının birleşme kısmını yapacağız. Şimdi ikinci beyazın hizasında hemen yandan şu şekilde ilmeğimi alıyorum. Birinciyi yine örüyorum. İkinciyi normalde alıyorduk bu şekilde. İkinci ve üçüncüyü tığıma ikisini beraber aldım ve bir tane eksiltme yaptım. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4. 4 tane ördüm. Bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Hemen sondan ikinci ve üçüncüyü bu şekilde beraber buradan da kesiyorum. Şimdi en sonda kenar ilmeğim vardı. Onu alıyorum, ördüm. Bir de burada beyazın ikinci hizasından alıyorum ilmeğimi. Son ilmeğimi bir önceki ilmeğimin içinden geçirdim. Şimdi 2 2 ilerliyoruz. 2 4 6 8 oldu ilmek sayımız. 2 tane azaltmış olduk. Şimdi hemen beyazın hizasında üçüncüyü alıyoruz. Bu şekilde ilmeğimi aldım. Birincinin içinden geçirdim yine. Yine ikinci ve üçüncüyü beraber tığmalayıp birlikte kesiyorum. Daha sonrasında 1 2. 2 tane ördükten sonra sondan yine ikinci ve üçüncüyü bu şekilde buradan da kestim. Şimdi normal kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir de buradan beyazın üçüncü sırasını alıyoruz. Ve sonuncu ilmeği bir önceki ilmeğin içinden geçirdim. Şimdi 2 2 geliyoruz. Şimdi beyazın hizası bitti. 4 tane siyahlara geldik. Hemen şu şekilde birinci siyahımı alıyorum. Birincinin içinden geçirttim. Hemen ikinci ve üçüncüyü beraber kesiyorum. Tekrar ikinci ve üçüncüyü beraber kesiyorum. Sondan da sonuncu ilmeğimi örüyorum. Bakın ilmek sayımızı 4'e düşürmüş olduk bu sırada. Hemen buradan da ilk siyahımızı alıyoruz bakın. Hemen sonuncudan geçiriyoruz. Biraz bol geçireceğim. Daha sonra buradan giderken bol örmenizi ama ilmeklerinizi alırken sıkılaştırın. Artık sıkılaştırmaya geçeceğiz. Çünkü 3 tane siyahım kaldı. Üçüncüsüne kenardan alıyorum. Şöyle üçüncüsünden aldım. Birincisinin içinden geçirdim. Bakın ortada 2 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi beraber kesiyorum. Biraz da sıklaştırıyorum bakın. Şimdi sonuncu ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim. Bunu da ördüm. Şimdi kenardan bir ilmek alıyorum. Üçüncü ilmeğimi alıyorum kenardan da. Yine sondakini bir öncekinin içinden geçiriyorum. Daha sonra 2 2 ilerliyoruz. Şimdi artık sondan bir önceki ikinci sıraya batacağım. Şekilde yine içinden geçirdim. Birinci ilmeğimi yine şu şekilde örüyorum birinci ilmeğimi. Ortada tek bir ilmeğim kaldı. Onu örüyorum. Şimdi kenardaki ilmeğimi geçeceğim. Üçüncü ilmeğimi aldıktan sonra üçüncü ilmeğimi aldım. Şimdi burada artık ikinci ilmeğimizi alıyoruz. Şuradan ikinci ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğim kaldı burada. Geçirdim 2 2 sıra sonuna kadar geldim. Artık sonuncu ilmekteyiz. Sonuncu ilmeği buradan değil de iç kısımdan alıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde geçirdim. Birincinin içinden geçirip sabitledim. Ortadakini ördüm.
Diğer üçüncü ilmeğimi ördüm. Buradan da yine çift batıyorum sondaki ilmeğime. Şu şekilde. Şimdi burayı dikkatlice izleyin. Normalde sonuncu ilmeğimi bir önceki ilmeğin içinden geçiriyordum. Sonuncu ilmeğimi 3 ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi üçgen bir şekilde topumuzu yaptık. Gerçekten de güzel oldu. Şimdi bilek kısmımızı yapacağız. 3 tane zincir çektim. Dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Hemen dip tarafına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Başına doladım, tekrar aynı oraya batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir tane siyah atlayıp diğer siyah batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 3 zincir. Başını doladım. Aynı yere batıp iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bu, yani sıklığınız siz kendinize belirleyebilirsiniz. Ya bir tane atlayın ya iki tane atlayın. İki tane atlarsanız biraz daha yatık olur bu şekilde. İki atladık diyelim. Bakın birazcık daha yatık oldu modelimiz. Bir tane atladığımız zaman birazcık daha yatık olmamış olur. Bir tane daha göstereyim. 3 tane zincir çektim, yuvaya battım. İster burayı çift batın, ister benim gibi batın. Daha sonra bir tane atladım, diğerine batırdım. Bu şekilde. Bu şekilde kenar süslememizi yapalım. Patik çiçeğimizi nasıl dikeceğimi göstereceğim. Evet, patiğimizi bitirdim. Bu önlerde şu üç burun kısmında bir değil de iki tane atlayıp yaptım. Çok sıkı durmasın diye. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şahane patik modeli oldu. Şimdi çiçeğini dikeceğiz. İpimi geçirdim beyazını. Bir düğüm attım. İlk önce arkadan şu şekilde herhangi bir yerden iğnemi geçireceğim. Düğüm attım gördüğünüz gibi. Geçirdikten sonra hemen boncuğumu bu şekilde, iğnem kalın olduğu için bir tığ yardımıyla, ince bir tığ yardımıyla geçirdim. Bu şekilde hemen diğer karşı tarafın beyaz kısmından batıyorum. İnşallah gözüküyordur kameradan. Evet. Evet, şu şekilde boncuğumu yerleştirmiş oldum. Şimdi bunu patiğe dikeceğiz. Dikerken şu ortada gördüğünüz beyaz kısımdan dikeceğiz. Başka yerleri hiç ellemeyeceğiz. Hemen patiğimi önce bir şu şekilde tutup tam orta kısmını ayarlıyorum. Tam orta kısmını ayarladıktan sonra hemen şuraya, bakın şuraya şu şekilde geçiriyorum. Bilenler çok rahat bir şekilde dikeceklerdir. Bilmeyenler için gösteriyorum. Bu ipi de altta gizleyeceğim. Daha sonra bu şekilde bir sağdan bir soldan şeklinde bu ortadaki beyaz kısmından dikiyoruz. Bunu unutmayın, buna dikkat edin. Diğer taraflardan dikmiyoruz. Bu şekilde boncuğun altından, boncuğa gelmeden iyice sıkılaştırıyorum bu şekilde. Evet, bir iki tur daha diktikten sonra bitireceğiz. Evet, patiğimizin dikiminde çiçeğini de bitirdik. Gerçekten çok güzel ve şahane bir model oldu. Dediğim gibi kendim tasarladım bu patiği. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle de göstereyim. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir patik modeli oldu. Şimdi diğer modelimin de taban kısmına öreceğim ve yüklemesini yapacağım. Instagram hesabımdan Bilgi Hobi ya da Örgü alt çizgi Perisi alt çizgi YouTube Instagram sayfamdan paylaşabilirsiniz patiği yaptıktan sonra. Kendi sayfamda paylaşırım sizin patiklerinizi de. Bu çiçeğin yapımını açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Oynatma listesinden patik çiçeği diye de baktığınız zaman bu
çiçeğinde yapılışını orada görebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.